Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi 12 cep telefonunu inceliyorum. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12 ailesi Türkiye'de bir lansmanla tanıtılmıştı. Ben de bu etkinliği yerinde takip etmiştim. Hatta oradan kısa da bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Onu da yukarıdan linkini koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ailenin iki modeli vardı. 12 ve 12 Pro. 12 Pro'yu inceledim ve şimdi de 12'ye sıra geldi. 12 modeli 12 Pro'nun biraz daha az özelliğe sahip olan bir sürüm arkadaşlar. Ve bence enteresan bir şekilde hem ele daha iyi oturuyor hem de özellik olarak aslında 12 Pro çok aratmayacak birçok fonksiyonda sahip. O yüzden detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama ben 12'yi mesela 12 Pro'ya göre biraz daha fazla beğendim. Küçük olması, daha kompakt olması, daha kullanışlı geldi bana açık söylemek gerekirse. Tabii ki bu birazcık zevk meselesi. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. 12 Pro'da olduğu gibi hem sağ hem sol taraftaki yan ekranlar böyle bombeli bir şekilde tasarlanmış. Ön taraftaki çerçevelerimiz oldukça ince. Ekranın üst kısmında küçük delik şeklinde bir kamera var. Dokunduğumuz zaman parmağımızla bunu hissedebiliyoruz. Ön taraf oldukça derli toplu şirin. Yan tarafa geçecek olursak klasik olarak bir güç tuşumuz. Hemen yanın üst kısmında da ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Diğer yan tarafta ise herhangi bir başka bir şeyimiz yok. Alt kısımda hoparlör deliğimiz mevcut. USB tip C bağlantımız, mikrofon deliğimiz ve sim kart yuvamız bulunuyor. Üst kısmı çevirdiğimizde ise yine bir hoparlör, yani stereo bir hoparlörümüz var. Harman Kardon ses sistemi yazıyor. Bir küçük bir yazı var. Onun yanında minik bir delik. O da mikrofon deliği. Diğer uç kısımda ise bir tane de kızılötesi algılayıcı olduğunu söyleyelim. Arka tarafa çevirecek olursak kamera tarafı birazcık çıkıntısı yüksek gibi. Hani söyleyeyim şöyle bir 3 milim falan diye olur diye tahmin ediyorum veya 2 milim bir çıkıntımız mevcut. Bir tane ana kameramız, iki tane de minik küçük kameralarımız bulunuyor. Bir de LED lambamız mevcut. Xiaomi yazımız da yine alt kısmında yer alıyor. 5G yazısı, yani Xiaomi 5G yazıları beraber bir şekilde yer alıyor. Söylediğim gibi ben bu tasarımı daha çok beğendim 12 Pro'ya göre. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Detay teknik özellikleri ben açıklamada sizlerle paylaşacağım. Merak edenler oraya bakabilir. Şimdi biraz daha böyle genel teknik özelliklerden bahsedeceğim. Ekranımız 6.28 inçlik AMOLED bir ekran. 120 Hz ekran yenileme hızımız var. Corning Gorilla Victus ekran korumamız var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci. Android 12 işletim sistemi. MIUI 13 arayüzümüz var. Bana gönderilen sürüm arkadaşlar 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahipti. Telefonun farklı varyasyonların olduğunu da söyleyeyim. 50, 13 ve 5 olmak üzere üçlü kamera var. 13 megapiksel olan ultra geniş, 5 megapiksel de telefoto. 8K 24 fps video kayıt yapabiliyor. 32 megapiksel ön kameramız var. O da Full HD 60 fps kayıt yapabiliyor. Ekran içi parmak izi sensörü, 5G desteği, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, GPS var. 4500 mAh'lik pil, 67 watt'lık kablolu, 50 watt'lık kablosuz, 10 watt'lık da kablosuz ters şarj özelliğimiz var. Ve Xiaomi 12 cep telefonunun fiyatı ise 20.999 TL. Gelelim kullanım deneyimine. Şimdi aynen 12 Pro'da olduğu gibi bu telefonda da Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanıyor. Tabii ki bu işlemci en yeni işlemcilerden bir tanesi ve özellik açısından, performans açısından baktığımızda oldukça iyi bir sonuç veren bir işlemci arkadaşlar. Oyunlarda, günlük kullanımda, işte kamerada, şurada, burada aklınıza gelebilecek her yerde üst düzey bir deneyim sunabiliyor bu işlemci. Üzerindeki 8 GB RAM ve 256 GB depolama da güzel bir dengelenme olmuş. Hiçbir şekilde tıkanma, donma yaşamadan cep telefonunu kullanabiliyor. PUBG'de falan arkadaşlar yüksek ayarlarda oyun oynadım ve 60 FPS, 70 FPS hatta 80'e kadar gördüğüm zamanlarda oldu. Yani oyunlarda falan zaten sorun yaşamazsınız. Çünkü iyi bir işlemci ve özellikle son dönemde çıkan amiral gemisi cep telefonlarında bu işlemci kullanılıyor. Ve Samsung olsun veya diğer markalar olsun amiral gemi modellerinde bu işlemciyi kullanıyorlar. Ve herhangi bir sorunda, herhangi bir sıkıntıda yaşatan bir işlemci değil arkadaşlar. Telefonun kutusundan bir de şöyle güzel bir kılıf çıkıyor. Aslında Xiaomi telefonlarda standart olan bir özellik bu, böyle şeffaf, yumuşak bir kılıf da yine kutudan çıkıyor. Basit de olsa böyle bir şeyin çıkması bence güzel bir özellik. Ses tarafına baktığımda Harman Kardon destekli bir ses sistemimiz var. Stereo bir hoparlör sistemi tercih edilmiş. Hem yukarıda bir tane hoparlör var hem de aşağıda bir tane hoparlör var. Aynı yerde, hani lokasyon olarak baktığımızda hizaları da aynı şekilde. Bu özellikle oyunlarda ve film, video falan izlerken ses kalitesinin daha yüksek gelmesini sağlıyor. Bence güzel bir ses kalitesi de var. Onu da altını özellikle çizeyim. Telefonda sıvı soğutma sistemi bulunuyor ve Xiaomi tarafından geliştirilmiş. Bu da aslında ısınmasının önüne geçen önemli etkenlerden bir tanesi. Oyun oynarken falan da böyle hani aşırı bir ısınma vesaire yaşamadım ben yaptığım testlerde ve kullanım sırasında yaptığım özelliklerde. Öte yandan bazı sentetik testler de yaptım. Ben şu anda konuşurken ekranda o sentetik testlerin sonuçlarını da görebilirsiniz. Telefon hem işlemci, hem RAM, hem depolama alanı tarafında baktığımızda bu testlerden oldukça yüksek puanlarda almış durumda. Ki böyle bir işlemci olunca zaten sonuçlarının da bu şekilde olmasını bekliyorum ben. Telefonun güvenlik tarafına baktığımda karşıma ekrandan
parmak izi okuma özelliği çıkıyor. Oldukça güzel çalışan bu özellik ekranın alt kısmına yakın bir noktadan parmağınızı bastırarak çalışıyor. Bunun için gerekli ayarları öncesinde yapmanız gerekiyor tabi. Aynı zamanda yüz tanıma ve benzer güvenlik özelliklerinin olduğunu da belirteyim. Telefonun 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. Bunu isterseniz otomatik isterseniz de manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. Bunun için menüde bir ayar bulunuyor. Otomatiğe çevirdiğiniz zaman aslında pil ömrünü biraz daha uzatmış oluyorsunuz. Manuel tarafa baktığımızda ise isterseniz her zaman 120 Hz'de de kullanabiliyorsunuz ya da bu ayarı telefonun kendisine de bırakabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kamera tarafına. Şimdi bu telefonun iddialı olduğu taraflardan bir tanesi kameraydı. Hatta etkinlikte de bize en çok kameradan da bahsettiler. Pro Focus isimli bir özelliği var. Videolarda arkadaşlar nesneyi takip etme özelliği aslında bu Pro Focus. Bu özelliği aktif ettiğinizde işte hareket eden bir nesneniz var. Onu takip ederken video kayıt sırasında onu takip edebiliyor. Ve bir sürü de özelliği var. Yani Pro modu var mesela. Hem fotoğrafta hem videoda kullanabiliyorsunuz. Hem ön hem arka kameranın gece modu var. Gece çekimleri de gayet iyi. Hem fotoğraf hem videoda. Ki ana kamerada hem fotoğraf hem videoda kullanabiliyorsunuz. Ön kamera sadece fotoğrafta gece modunu kullanabiliyorsunuz. Çok iyi sonuçlar veriyor gerçekten de. Hani kamera tarafını çok geliştirmişler. Pro modda hatta mikrofonun seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Samsung modellerinde benim gördüğüm ve beğendiğim bir özellikti. Mikrofon seçeneği de vardı. Bunda yok şimdilik. Muhtemelen bir sonraki sürümde getirecekler. Yani Xiaomi kamera tarafını çok geliştirmiş. Birçok ayarı var. O videonun pro modunda mikrofonun level'ını yani seviyesini de İstediğiniz gibi ayarlıyor olmanız güzel olmuş. Ben bu özelliği falan da beğendim. Hatta Vumetre ile görebiliyorsunuz ekranda. O anda video çekimi yapılırken ses miktarının ne kadar olduğunu da görebiliyorsunuz. Ben bu özellikten çok beğendim. Fotoğraf da çektim. Videoda çektim. Bunların örneklerini hem bu videonun içinde hem de biraz sonra izleyeceğiniz görüntülerle sizle paylaşacağım. Şimdi Xiaomi 12 ile çekilmiş fotoğraf ve video örneklerini bir göz atalım. Akabinde incelememiz devam edecek. Evet arkadaşlar bu videoyu Xiaomi 12'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 60 fps 1080p video kayıt yapabiliyor. Farklı ışık koşullarında da işte kameranın görüntü performansı bu şekilde arkadaşlar. Gelelim pil ve şarj meselesine. Şimdi kutusundan 67 wattlık bir adaptör çıkıyor. Adaptör çıkartmayanlar var biliyorsunuz artık günümüzde. Samsung ve Apple yapıyor bunları ama Xiaomi kutusundan çıkartıyor. Kablosu da veriyor bu arada. Güzel de bir kablosu da var. Bu kabloyla ve bu adaptörlü telefonu markanın kendi iddiası 39 dakikada şarj ediyorsunuz diyor. Ben de benzer rakamlar buldum. Onu test ettim. Öte yandan ben pil testleri de yaptım. Yaklaşık olarak 10 saat 16 dakikalık bir pil ömrü verdi. Bu da yaklaşık 1,5 günü görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada bu değerin Xiaomi 12 Pro'ya göre daha iyi olduğunu söyleyeyim. Yine de çok üst düzey bir rakam olmadığını belirteyim. Günümüzde bu tarz bir telefon 12-13 saati çok rahat görebiliyor. Onun da altını özellikle çizeyim. Bir de telefonun tabii şarjla ilgili bazı ilginç özellikleri de var. Daha önce pek Xiaomi telefonlarında görmediğimiz özellikler bunlar ama amiral gemisi modellerde karşımıza çıkıyordu. Kablosuz şarj var mesela.
50 watt kablosuz şarjı destekliyor. Aynı zamanda 10 wattlık bir kablosuz ter şarjı da destekliyor. Yani kablosuz olarak şarj olan cihazlarınızı telefonun üzerine koyarak siz de şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Çok lazım olur mu, çok kullanılır mı bilmiyorum. Ama bazen de keşke olsaydı diyebileceğimiz bir özellik. Bu ürünle ilgili bence amiral gemisi olarak düşünebileceğimiz bir telefonda olması gerektiği halde olmayan özelliği var mı? Bir tane buldum, onu söyleyeyim. Bir tane özellik bence olmalıydı. O da suya ve toza dayanıklılık bu modelde yok arkadaşlar. Biliyorsunuz genelde amiral gemilerinde hani böyle 15.000-20.000 bandındaki telefonların birçoğunda hani suya dayanıklılık ya da suyun altında da belli bir süre, belli bir dakika kullanılma özelliği var. Bu modelde yok, o yüzden hani olur ya alırsanız suya, toza falan dikkat etmeniz gerekecek. Onu da altını özellikle çizeyim. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi güzel anlattın, hoş anlattın ama bu telefonun fiyatı nedir diye merak edenler var ki videonun içinde söyledim ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 20.999 TL. Böyle 1000 lira 500 lira falan daha ucuza da bulabiliyorsunuz piyasada. Farklı satıcılardan, farklı şekillerde veya kampanyalarda falan değişiyor. Tabii fiyat çok yüksek. Burada Xiaomi özelinde söylemiyorum bunu. Bu işlemciyi kullanan cep telefonlarının fiyatı zaten bu civardan başlıyor artık. Rakipler ne baktığımızda ki Türkiye'ye satılan model olarak ilk karşımıza çıkan Samsung S22 modelleri var. İşte ultrası var, normali var. Hani onlar da bu civarda bir fiyattan satılıyor. Artık ne yazık ki böyle amiral gemisi cep telefonları eğer bu işlemciyi de kullanıyorsa bu fiyatın altına inmeleri pek kolay görünmüyor. Tabii ki rakam çok yüksek. Onu tartışmıyorum. 20 bin liraya bir telefona vermek, Xiaomi'ye vermek, bir Android'e vermek soru işaretleri oluşturan bir konu. Ama ne yazık ki işte ülkenin durumu, ekonomimiz, kurlar, vergiler, şunlar bunlar derken gelinen noktada rakamlar buralara gelmiş durumda. Benzer özelliklere sahip olan telefonlarla aynı fiyattan satılıyor. Hani alınır mı alınmaz mı bunlar başka bir konu. Ama ben özellikle Pro'dansa ki Pro 25 bin lira civarında satılıyor. Bu model 20 bin TL civarında. Ben mesela bunu almayı tercih ederdim ama bu tamamen kişisel zevk meselesi. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Xiaomi 12 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Güzel bir telefon, pahalı bir telefon, üst düzey bir telefon ve Xiaomi'nin bence bugüne kadar yaptığı en iyi modellerden bir tanesi. Ustalık eseri olarak da tanımlayabileceğim bir model olmuş. Gerçekten de telefonu ben çok beğendim. Hani taşınması, kullanılması, ergonomisi falan benden 10 puan aldı. Söylediğim gibi fiyatı yüksek. Evet fiyatı yüksek ama bu donanımı bir telefona koyduğunuz zaman daha ucuz bir modelde ne yazık ki artık Türkiye'de yok. Olanlar varsa yorumlarda yazsın. En azından ben de öğrenmiş olurum. Telefonla ilgili merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum kısımlar mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim. Elimden geldiğince de yorum yazmaya çalışıyorum. Yorum yazılamayacak olanlara da kalp atıyorum. Beğeni yapmaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çünkü abone sayım arttıkça ben de sizlere daha fazla ürün, daha çeşitli ürünler, farklı teknolojiler, farklı donanımlarla birlikte karşınıza çıkma imkanı sunuyorum. Bu da benim için önemli arkadaşlar. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Oralarda da dikey videolarla da yine karşınıza çıkıyorum. Dikey video kurusu çok önem veriyorum bugünlerde. Bu telefonda farklı dikey videolarını yine oradaki sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Oralarda da beni takip ederseniz çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.